mezar arasında harman olur mu? Kama yarasına derman olur mu? Kama yarasına derman olur mu? Abdülvuranda iman olur mu? Abdülvuranda iman olur mu? Ne neyle ne neyle Abdüm ne neyle tabutum kalkmıyor gel şivan eyle. Ne neyle ne neyle Abdüm ne neyle tabutum kalkmıyor gel şivan eyle. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Bu zavallı kız deli mi acaba? Deliden de beter. Siz buranın yabancısısınız galiba. Öyleyiz. Yabancısı sayılırız. Hali de pek perişan. Hikayesi de hali gibi perişandır. Allah Allah. Hikayesi de mi var? Var. Var ya. Hayrola Tosuno? Abdü Bey, yani unuttunuz mu? Rahatsız etmenin sırası mı şimdi? Bu gece seni hiçbir yere bırakmayacağım Abdü. Biraz sonra herkesi dağıtacağım. Seninle baş başa kalıp kuşlar gibi sevişip koklaşacağız. Gitmeyeceksin değil mi sevgilim? Bak hayatım. Benim minicik oğlanın ufak bir işi var. Onu halledip hemen geleceğim. Gitme. İnanmazsan içeride Osman'ı sana rehin olarak bırakayım. Ben rehin filan istemiyorum. Seni istiyorum. Sana geleceğim diyorum. Anlamıyor musun? Anlamıyorum. Ben de anlamıyorum, ben de. Ne olur gitme. Ne oluyorsunuz ya? Biz buraya eğlenmeye mi geldik, yoksa kavganızı dinlemeye mi geldik buraya? He ya. Baksanıza bunu, beni bırakıp gitmek istiyor. Kızım, Abdo sana buraya geri geleceğini söylüyor mu? Eğer geleceğini söylediyse muhakkak gelir. Erkekler tıpkı kuşa benzerler. Fazla sıkarsan ölürler, bırakırsan kaçarlar. Onun için idareli olman lazım. Geleceksin değil mi? Tabii geleceğim. Çeto, Çeto! Geldik, geliyoruz! Kalbine saplamadan doğru cevap ver. Neredeydin? Cevap ver. Kadın yanındaydın değil mi? Evet. Evet mi dedin? Ama kim olduğunu sormadın. Kim? Boğaz'ın karısıyla şarap içiyordum. O ihtiyarla mı? Neden baştan söylemedin? Ya seni öldürseydim? Öldüreceğim seni! Bu saçlar kimin? Söyle diyorum!
artık. Öğlen oldu. Hem gelen misafirlere ayıp oluyor. Bana şarap ver. Gidip getireyim. Şerbet be! Zalim adam! Beni zehirleyecek misin yoksa? Biraz çabuk olsun, misafirler ayıp olur. Duymadın mı Çeto? Duymuşum bacım. Ne duruyorsun öyleyse? Durmuyorum bacım. Buna yüz vermeye gelmez. Unuttum, amcan kızı Zübeyde nerede? Düğün sevmiyormuş. Hem biraz da yorgun. Yolda bir hayli yorulmuş. Yarın onu göle götüreceğim. Tabii gezdirmek lazım. Abi! Ama... Sus kız! Ne yapıyorsun Fatma? Sen karışma. Ne var Fatma? Şey işte canım. Merhaba efendim. Kız merhaba desene. Merhaba. Yeni arkadaş olduk abi. Abdo Bey'in buralara geldiği vaki değildir. Amcanızın oğlu Osman'la o meyhane senin, bu meyhane benim diye dolaşıp içerler. İkisinin de yaşları ilerlediği halde evlenmek hatırlarına bile gelmez. Bütün bunlara rağmen Abdo Bey mert, cesur, fakire fukaraya yardım eden bir adamdır. Osman'ı herhalde amcanızın oğlu olması hasebiyle benden daha iyi bilmeniz lazımdır. Ela neden yok Fatma? Biraz rahatsızmış, onun için gelmedi abi. Rahatsız mı dedin? Yo, mühim değil. Peki. Hadi sen annenin yanına git. Bir türlü göremedim onu. Neden hala kim olduğunu söylemiyorsun? Üzümü yabağını sorma abi. Fakir fakat namuslu bir ailenin kızıdır. Hele bir kere gör konuş.
Eğer beğenirsen o zaman annemle babamı açarız. Dediğim gibi işaret senin şarkı olacak. Ela, istersen bahçede biraz dolaşalım. Hı? İyi olur ya, hem gelirken bize de biraz meyve getirirsiniz. Sıcak olmasaydı size de gelin dolaşalım diyecektim. Baba bugün... Hiç. O bana baktı, ben ona baktım derken. Evelallah, bu işi başaracağım. Hadi ben anneme yardıma gidiyorum. Bey. Ne var gene? Mehtabım diyemem. Zira her gece mehtabın şekli değişir. Siz böylece nakşolun kalbime. Aşkınız dilimi lal etti. Bir daha ne zaman buluşacağız? İsminizi lütfeder misiniz bendenize? Melahat Bey. Cevap getirdiniz mi? Okumadı bile. Okumadı mı dedin? Üzülmeniz bana dokunuyor doğrusu. Buna da ne oluyor? Bu işimi halletmezsen bir daha yüzüne bakmam senin. Oh.
Buyurun. Size buyurun. Babam ve arkasından sildiğim adam öldükten sonra o şehirde duramaz oldum. Diyar diyar dolaşıp durdum. Sizi göl başında gördüğümde size sarılmamak için kendimi zor zapt ettim. Sevdiğim adamın bir benzerini ararken sizi buldum. Sizden sevgi bekleyecek kadar küstah değilim. Ara sıra bana gelin. Bütün arzularınıza ram olmak istiyorum. Tatlı düzmelerin beni bir hayli eğlendirdi. Sen kimsin? İnanın bana, sizinle evlenmeyi arzu eden zengin bir dulum. Evlenmek mi dedin? Ama beni tanımıyorsun. Bense seni hiç tanımıyorum. İç bakalım Tosuncuğum. Dünyamı değiştirdin benim. El avuca sığmayan beni aşkın ufattı. Gündüz yanan lambalar gibi oldum. Bal misali konuşmana nail olamayacak mıyım? Sizinki baldan tatlı Abdül Bey. Allah'ım. Size kavuştuğum için Allah'ıma bin şükür. Ey mutlu gece! Acaba rüya içinde miyim? Eğer bu bir rüyaysa uyanmayalım. Uyanmayalım Abdül Bey. Artık tahammülüm kalmadı. Fakirliğim beni ayaklar etmez. Kim olduğunu söyle de seni babandan isteteyim. Ben Osman'ın kız kardeşiyim. Osman'ın kız kardeşi mi? Kusur işledim. Fakat ne yapayım? Benim sizi sevdiğim kadar sevmenizi istiyordum. Onu öğrendim. Fakat bu sefer siz küstünüz bana. İsterseniz gideyim. Gitmek mi? Beni siyah gözlerinizle hançerlediniz. Bir aşk türküsüyle kalbimden vurdunuz. Giderseniz kim tedavi eder yaramı? Sizin için her şeyi yaparım. Ömrümü bile veririm. Ah, bu an ne kadar mesudum. Tanrı'dan bunu dileyelim. Nikahımıza kadar buluşmayalım. Hadi gidin. Gözden kayboluncaya kadar size bakacağım. Canım kadar sevdiğim Osman'ın kız kardeşiyle gizli gizli buluşmak. Aşk insanı kör etmiyormuş. Aklını da alıyorum. Nerede Abdo? Abdo Bey uyuyor. Allah Allah! Ne oldu bu oğlana? Kahveye gelmez, meyhaneye uğramaz. Merak eder ararsın. O zaman da gece geç geldi, şimdi uyuyor derler. Hayret doğrusu. Ne var Ela? Hiçbir şeyim yok Zübeyde. Bugünlerde pek değiştin. Konuşmuyorsun, yemiyorsun. Yoksa birine mi aşık oldun? Ne kadar tuhaf. Ben de size aynı şeyi soracaktım. Siz de değiştiniz. Yemiyorsunuz, konuşmuyorsunuz. Hatta uyumuyorsunuz da. Yoksa siz de mi birine aşık oldunuz? Hayır. Abdo Bey. Buyurun. Gözlerinde cadı var mayasını rica edecektim. Yol göster. Başla. Thank you.
Siz misiniz Osman? Sana bugünlerde bir şeyler oldu Abdo. Derdin nedir arkadaşım? Dertsiz baş olur mu Osman? İyi ama onda derdin ne işi var? Sağlamdır, paralıdır. Aşık olmayacak kadar da akıllıdır zannedersem. Aşık olanlar deli midir? Sen mi aşık oldun? Oh Abdo be aşık! Aman yarabbi, dünyaya bir hal oldum. Bana bak Abdo. Güneş mi çarptı yoksa seni? Hey, bize şarap getir. Abdo Bey'in aşkına içelim. Kim bu zavallı kızcağız acaba? Sana aşık olduğumu ne zaman söyledim Osman? Hadi gel içelim de kendimize gelelim. Ne çok koştum peşinden, dünyayı görmüyordum, seviyordum çılgınca, başka şey bilmiyordum. Ne çok koştum peşinden, dünyayı görmüyordum, seviyordum çılgınca, başka şey bilmiyordum. Bu kadar kendini üzüyorsun. Bunları anlaman için çok gençsin Fatma. Kötü bir şey mi oldu abi? Olan oldu bir kere. Bu vaziyetimiz duyulursa ben nasıl Osman'ın yüzüne bakarım? İnsanın birini sevmesi ayıp mıdır abi? Bizim düşüncelerimize göre gizli gizli buluşup sevişmek çok ayıptır Fatma. Babam da nerede kaldı bilmem ki. Babamla ne işin var? Ela'yı isteteceğim hemen. Ah canım abim! Anneme hemen müjde vereceğim. Gene ne var? Ama ben yakında evleneceğim. Memnun olmadın mı Tosun'u? Aman Abdo Bey nasıl olmam? Şey yani... Benim evlenmem de sizin elinizde. Pekala bu son olsun ama. Thank you.
beğenmedin galiba. Belki şimdi beni sevmiyorsun fakat zamanla kendimi sana sevdireceğim ama. Sabah oluyor. Şafak sökmeden buradan çıkmam lazım. Cuma'ya tekrar gelmek üzere bırakırım hatta. Peki. Gelmeyeceksin diye korkuyordum. Ben de gelemeyeceğim diye korkuyordum. Sana büyük bir müjdem var Ela. Babam bugün geldi. Yarın meseleyi ona açacağım, hemen seni isteyecekler. Nikahımıza kadar buluşmayacağız. Sensiz geçen günleri seni severek geçireceğim. Müjdem beni ağlattı. Korkuyorum Abdo, bu saadetten korkuyorum. Sen benden tatlı bakışlarını esirgeme. Onlar bütün korkuları önler. İçimde gizli bir sıkıntı var. Seni kaybetme korkusu. Ecem benim, yüzü gün, gözleri gecem benim. Bizi kimse görmeden git. Fırsat bulursan beni düşün. Ben de yatağımda seni hayal ederek sabahlayacağım Ela. Gecen aydın olsun. Sensiz gecem aydın olur mu hiç? Helal olsun. Merhum kız. Ah. Bunu nasıl yaptın? Abdo'nun asaletiyle övünür. Bu inadınızın sebebi nedir acaba? Neden sustunuz Haşim efendi? Son sözüm budur ağalar. Başka bir emriniz varsa başımla beraber. Bizler buraya hayırlı bir iş için geldik. Fakat her nedense siz bunu engelliyorsunuz. Bizler elçiyiz. Oğluma kız vermeyecek var mıdır bu memlekette? Oğlum Abdo hırsız mı, namussuz mu, kör mü, topal mı? Haşa, haşa Mehmet efendi. Bu adam böyle bir şey söylemedi. Yalnız kızının ufak olduğundan razı olmadı. Ağlama kızım, elbet bir çaresini bulacağız. Sen bana yardım et anne. Suçum o kadar büyük mü? Thank you.
Abdo! Abdo! Gene beni dövmek mi istersin? Hayır Abdo. Senden özür dilemeye geldim. İstersen ayaklarına kapanayım. Günlerden beri hiçbir şey yemedim. Kendine gel Eda. Ağlamakla kendini harap ediyorsun. Biz yalnız amca kızları değiliz, biz kardeşiz Eda. Eğer arzu edersen, Abdo'ya bir tezkere yaz, ben onu bulup veririm. Ona ne yazabilirim ki Zübeyde? Ne arzu edersen. Onunla kaçmak ister misin? O öyle bir insan değildir Zübeyde. Asla tenezzül etmez buna. Sakın maksadımı kötü anla. Hey, yatağına baktım, hiç bozulmamış, sen uyumadın mı? Gözüm seyiriyor Çeto, sona ayrola. İnşallah bey. Ne pahasına olursa olsun, onu muhakkak görmeliyim. İsterseniz gidip bir çaresine bakayım be, ha? Amca, senin aklın ancak bu kadar erer bu işlere. El ne der biliyor musun? Abla Ela ile geceleri buluşup sevişti ve hem de Zübeyde ile oynaşıp haremine girdi. Onlara söyleyecek yüz var mı onda? Abdo bu işte suçsuz olsa gerek baba. Babana karşı mı geliyorsun? Sana karşı gelmek ne haddime baba? Osman, oğlum dur! Ela gittikçe erimekte, onu amcasının yanına göndersek mi? İyi ederiz, çok doğru olur. Onu hemen gönderelim. Bana arabacıyı çağır kızım. Al, lazım olur. Lazım olmaz ama alayım. Ela'yı bırakıp Abdo'nun mahkemesi için döneceğim. Çek arabacı. Canım baykuşum, kadir kıymet bilmez imiş, aman her kişi, canım her kişi. Kadir kıymet bilen bilen yere gidelim, benim efendim, aziz sultanım. Kadir kıymet bilen bilen yere gidelim, benim efendim, aziz sultanım. Duracağız. Tekerleğin vidası gevşemiş. Siz biraz istirahat edin, ben hemen yaparım. Arkadaşın olarak konuşmaya geldim. Cemalinden ilham alarak sevdim. Sellerine kapılan bir kamış gibiyim. Yerden yere vurma beni. Ben senin kudret ve kuvvetine inanıyorum, ulu tanrım. Lanet sana kötü kader. Beni anladın zannederim Abdo. Derler ki baban iyiyse sev, kötüyse çek. Ela'nın güzelliği o şehirde dilden dile yayıldı. Hanlarda, hamamlarda, evlerde hep onun güzelliği sena ediliyordu. Vallahi nasıl anlatayım oğlum?
yedi cihanı gezsek böylesine az aslanır. Beni de sen bilirsin. Bana kalırsa bundan iyisini, bundan güzelini pek bulamayız. Bugünden tesi yok istedin. Görmek kabil değil mi yani? Biz onlara hoş geldine gittik. Herhalde onlar da bizi ziyarete geleceklerdir. Geldikleri zaman görürsünüz. Hamza efendi giller geldiler efendim. Aman Allah'ım bu ne tesadüf. Hemen içeri al. Yok yok nasıl olur öbür salona al. Öbür odaya. Şu tarafa. Hemen şöyle saklanın. Hadi çabuk. Ah ne iyi ettiniz. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Bu benim için ne büyük bir nimet. Buyurmaz mısınız? Buyurun efendim şöyle buyurun. Buyurun günlerdir yolunuzu bekliyorduk. Bu bizim için ne büyük bir şeref. Masa boşaltılsın. Beyler masayı boşaltın. Neden boşaltacakmışız? Neden olacak? Görmediniz mi ben geldim? Vay seni gidi kısacık de Yusvay. Basar hadi. Hadi yollan bakalım ben seni göreyim. Hadi. İşte mi garson görmedik yani ya? Kerim Bey, kız nasıl kız? Nasıl da laf mı Sami? Allah sanki benim zevklerime göre yaratmış. Hayrola ya, anlayamadık. Yakında evleneceğim. Sen ha Kerim Bey, kimmiş bu bahtiyar prenses? Şakayı bırakın da çocuklar, kız hakikaten çok güzel. Evelallah onun sahibi ben olacağım. Senden iyi delikanlı var mı bu memlekette yani ya? Helaldir şerefe. Şerefe. Ya işte böyle Zübeyde. Doğrusu yokluğuna dayanamadım. Yoksa Zübeyde... Çok affedersin. Senin buraya gelmen benim için bulunmaz bir şey. Yemin ederim öyle. Dalgınlığımı hoş gör. Haklısın ama kendine yapıyorsun. Onu unutmaya bak. Gençsin, güzelsin. Elini sallasan ellisi, saçını sallasan tellisi. Ben Abdo'yu istiyorum. Neye mal olursa olsun onu istiyorum. Eğer Kerim Ela'ya kancayı atarsa onu kimseye kaptırmaz. Sen bildiğimden de zekiymişsin Zübeyde. Demek onun için Ela'yı Kerimlere göndermekte çok ısrar et. Ey siyah gözlü kadın! Bir daha gelip beni rahatsız eder misin? Ben sevgilime okuyordum. Sevgilim falan yok burada. Eğer bana okursan kapıyı açayım sevgilim dostum. Sana mahallenin imamı okusun. Emi cadulos kar seni. Her kim olursa olsun ona kızımı vereceğim. Pekala kimmiş bu Kerim? Memleketin en asili ve kuvvetlisi. En yeteneklisi. Bunu yapamazsın baba. Neden yapamazmışım? Ela'nın fikrini almadan olmaz da ondan yapamazsın. O kim oluyormuş da onun fikrini alacakmışım. Önümüzde kadına fikir sorulmaz. Olacak bu iş. Hayır baba. Bunu yapmamalıydın baba. Defol karşımdan. Pekala, şimdi gidip buna mani olacağım. Ben de gidip derhal onları kendi elimle evlendireceğim. Gitme abi, ne olur git!
satmayacak. Abdo Bey değil miydi bu? İçeride ayağı kırılan Osman'ın can ciğer arkadaşı. Keşke durdursaydık. Görmedin mi? Yıldırım gibi geçti. Osman Bey diye biri geldi mi acaba? Hayır, gelmedi. Hala haber gelmedi mi Kerim Bey? Dur bakalım ya, boyacı küpü mü bu iş? Nasıl olsa müsbet cevap gelecek. Bu memlekette Kerim Bey'e kız vermeyenin alnını karışlarım. Hadi şerefli arkadaşlar. Şerefli. Yengemiz olacak kız da hani, güzel mi güzel. Aa, Allah bağışlasın sahibine. Bir yastıkta kocayın Kerim Bey. Allah sahibine başlasın, ne diyelim yani ha? Bizden bu kadar. Fakat anam bacım olsun, evdekiler güzelliğini anlata anlata bitiremiyorlar. Ne o arkadaşım, yoksa beni tanıyamadın mı? Duymadın mı, Kerim Bey sorar. Bırak ya, belki kulakları sağırdır. Bana şarap getirin. Var. Anlıyorum efendim. Elimden geldiği kadar yardıma çalışacağım. İnşallah uğurlu olurum size. Hadi Allah'a ısmarladık. Bohçacı, bohçacı geldi, bohçacı. Güzel güzel mallarım var. Hint'ten, Çin'den, Acem'den gelen mallar. Elvan elvan mallarım var. Genç kızlara, kadınlara yaraşacak mallar. Şirin kızım, mallarımı görmek istemez misin? Gel bakalım. Hele bu güzel için çok mühim şeylerim vardır. Bir bakın, bakmak bedavadır. Bunları her alıcıya göstermem vallahi. Alın alın, iyice bakın. İyice bakın, ışıkta bakın. Abdo Bey de bundan çok aldı. O burada mı? Tabii burada. Al bunu sakla. Ela, acı haberi duyarak buraya geldim. Garibim, yer bilmem, is bilmem. Allah'ın yardımıyla bohçacı kadına rastladım. Ona içimi döktüm. Kadın halimi acıdı. Bu tezkeremi sana vermeyi vaat etti. Hep seni ve halimizi düşünmekten bir hal çaresi bulamadım. Senden medet bekliyorum. Bana sen de yardım et. Bu ateş girdabından kurtar beni Ela. Seni görmek istiyorum. Ne yapabilirim? Bir saniye olsun görmek istiyorum. Ah sevgilim. Bu gece sabaha karşı balkonun altına geleceğim. Orada dur da seni uzaktan olsa dahi göreyim. Seni seviyorum. Seviyorum Ela. Abdo. Thank you.
aksilik işte. Şurada atım ürktü. Ben de düştüm. Onu da kırdık. Vah vah. Sizler nereye? Kaptabiye yardıma gidiyoruz. Kör olası aksi şeytan. Bu da tam zamanını buldu. Evet Sağır Efendi. Kerim Bey evdeyse biraz görüşmek istiyorum. Kerim Bey, sizi ararlar. Seni tanıyacağım galiba. Meyhanedeki sağır adam olacak. Merhaba efendiler. Müsaade ederseniz Kerim Bey'le yalnız görüşmek istiyorum. Merhametinize sığınarak ocağınıza geldim. Yalvarırım size, aramızdan çekilin. Anlayamadım. Ela'dan bahsediyorum. İkimiz de deliler gibi biri birimizi seviyoruz. O ismi ağzında kirletme. Ve bir daha da dilinde dolaştırma. Sonra dilini keserim ha. Ve şunu da unutma ki o isim senin ağzına layık değil. Buraya ne maksatla geldiğini biliyorum. Sana bir tavsiyede bulunacağım. Biraz olsun aklın varsa bir daha benim gözüme görünme. Aynı saatte hazır olsun. Atımla geleceğim. Allah bir mani vermezse bize kimse yetişemez. Allah iyilerin daima yardımcısıdır. Sen üzülme. Doktor çok ihtiyar. Ata binemiyor. Sen de ata binemeyeceğine göre seni sırtımda götüreceğim arkadaşım.
Abdo Bey odasında mı şekerim? Odasında. Onun yanına çıkabilir miyim? Olmaz. Şimdi de mi olmaz? Hayır. Geldiğime memnun olmadınız galiba. Bir misafire ev sahibi böyle mi muamele eder? Şaşırdım da ondan. Buyurun. Size ne ikram edebilirim? Şarap. Getireyim. Kendi bardağınız. Hem de çılgınlar gibi seviyorum. Kimi seviyorsun Abdo? Ela'yı değil mi? Onu unutursan iyi olacak. Zira babası onu Kerim Bey'e verdi. Yerine de kardeşi Hamza Efendi'yi vekil yaptı. Gelinceye kadar ona yem verme. Olur Abdü Bey. Söyle bakalım. Neymiş bu? Okuyunca anlarsınız. Ben demedim mi oğlum? Muhakkak verecekler. Vermeyip de ne yapacaklar ana? Bu gece belki gelmem, meraklanma. Seninki Ela'yı kaçıracakmış. Bu tezkere onu mu yazar? O korkak mı kaçıracakmış? Yengemize ihanet yok Kerim Bey. Arkadaşlar, bu gece bütün meyhaneleri dolaşıp sabaha kadar eğleneceğiz. Hadi bakalım. Gidelim. Sana
da ne oluyorum? Buranın garibiyiz biz. Bana bak, içtiğim zemzem suyu değil o hayram. Abdo Bey yok, hasta falan mı dersin ha? Ağzını hayra aç Ketocuğum. Ya buraya gelirse? Olmaz, ben burada kalıyorum, onu bekliyorum. Kalk diyorum sana. Bana mı emrediyorsun? Yerim seni, yerim. Yersin. Yemem, yersin. Hey, masamız boşaltılsın. Çıkma demedim mi? Gene sağırlaştın galiba. Kalk da boyunu görelim. Onun aşkı beni korkak yaptı. Benden ne istersiniz? Bırakın beni kendi halime. Buradan gitmezsen leşini çıkartırım. Şeytana lanet edin. Uğraşmayın benimle. Gel bu işi burada bırakalım. Oh, my God.
tepeye gömdüler. Ela günlerce yemeden, içmeden mezarının başından ayrılmadı.